İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Muş bölgesinde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Hayastan adlı tüm Ermeniler fonu Artsakh'ta yaklaşık 6000 aileye daire sağlanacak. Komandos sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fransız parlamenterlerden oluşan bir heyet Ermenistan Cumhuriyeti'ni ve Artsakh'ı ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanı Suriye'deki siyasi düzenlemeden bahsediyor. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerleri, Ayn Tap'taki Hromkala Kalesi, UWC Dilican Okulu'nda görsel sanatlar sergisinin açılışı gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın Muş şehrinde kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Birkaç gün boyunca etkili kar yağışı devam etti. 151 dağlık köylere ulaşım kesildi. Muş kentinde ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yol ulaşımının yeniden sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Bu yıl Batı Ermenistan'ın tüm bölgelerinde kış yağış açısından yoğun geçti. Bu nedenle karın erimesiyle birlikte sel tehlikesi artıyor. Hayastan adlı tüm Ermeniler fonu tarafından bildirildiğine göre Başbakan Nikol Paşinyan ve Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan'ın başkanlığında Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Cumhuriyeti hükümetlerinin bazı üyelerinin ve Hayastan adlı tüm Ermeniler fonu icra direktörü Haykak Arşamyan'ın katılımıyla 25 Mart'ta Artsakh'ın sosyoekonomik sorunlarına adanmış bir İstişare Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinde gerçekleşti. Toplantıda Artsakh'ta konut ve altyapı restorasyonu ile ilgili programın uygulanmasının aciliyeti vurgulandı. Program çerçevesinde Artsakh'ta yaklaşık 6000 aileye barınma sağlanacak, gerekli altyapı oluşturulacak ve restore edilecek. Bu program devam eden diğer programlarla birlikte yerinden edilmiş tüm ailelerin Artsakh Cumhuriyeti'ne geri dönmesini sağlayacak. Gerekli miktar görüşülmek üzere fona sunulacak. Görüşme sonunda ayrıca Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti'nin gerçekleştirilmesi, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Hayastan adlı fon arasında ele alınacak olan 2021-2024 programının ayrıntılı bir açıklamasını yakında sunmasına da karar verildi. News IM'e göre Şuşi'nin kurtuluşuna yönelik askeri operasyonun komutanı, Artsakh kahramanı, komandos lakaplı tüm general Arkady Dertatavosyan Erepuni Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Medyanın verdiği bilgiye göre komandosun ciddi sağlık sorunları var ve hastanede tedavi görüyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV değerli generale acil şifalar diliyor. Fransa Artsakh Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanı Bush Dugon, Milletvekili Guy Dessier başkanlığındaki bir Fransız parlamenterler heyeti yakında Ermenistan Cumhuriyeti'ni ve Artsakh'ı ziyaret edecek. Armin Press'in Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından aldığı bilgiye göre Guy Dessier bunu Artsakh Ulusal Meclisi Başkanı Arthur Thomasyan'a gönderdiği bir mektupta belirtti ve Ulusal Meclis Başkanı'na Enternasyonal Frankofon Günü ile ilgili tebrik mesajı için teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e göre ABD tarafı Suriye'deki krizi aşmanın tek yolunun siyasi bir çözüm olduğuna inanıyor. Blinken bu açıklamayı internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında ifade etti. TASS ajansı Blinken'in "Bugünkü toplantı Suriye'deki insani duruma adanmış olsa da bu acıyı sona erdirecek tek ve uzun vadeli çözümün siyasi bir çözüm ve çatışmanın sona ermesi olduğu unutulmamalıdır" sözlerine yer verdi. Daha önce Rusya-Suriye Hükümetler Arası Koordinasyon Karargahı ABD ve müttefiklerinin ciddi şekilde kısıtlayıcı tedbirler alma politikası nedeniyle Suriye'de yeni bir göç krizinin mümkün olduğunu söylemişti. Batı Ermenistan'ın Ayn Tap, Antep şehrinde Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği noktada yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde yer alan ve tarihi Barşavma Manastırı, Dink Damı, Aziz Nerses Kilisesi gibi önemli anıt eserlere ev sahipliği yapan Rumkale, tarih, doğa ve inanç turizmi açısından cazibe merkezi. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'deki mimari kalıntılar, geç Roma ve Orta Çağ karakteri taşır. Tarihi Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği bölgede üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa harikası bir yerde bulunuyor.
Tarihte Urartu, Babil, Sümer gibi büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan Rum Kale, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından en görkemli 13 kale listesinde gösteriliyor. Kalede bugün görülebilen yapılar arasında Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, çok sayıda yapı kalıntısı, su sarnıçları, kuyu ve hendek yer almaktadır. UWC Dilican Okulu'nda dünyanın farklı ülkelerinden 27 sanatçının eserlerinin sergilendiği Geriye Bakış adlı görsel sanatlar sergisinin açılışı gerçekleşti. Ermenicesi Tagavarak olan koronavirüs ve Arsa Savaşı'nın UWC Dilican Okul topluluğu üzerinde derin bir etkisi oldu ve birçok kişiyi gerçekliklere farklı bir perspektiften bakmaya zorladı. Hayatın, ailenin, toplumun, doğanın, tarihin, kültürel mirasın ve sanatın anlamı hakkında keskin sorular sundu. Sergilenen eserler aslında bu sorulara yanıt bulma çabasıdır. Sergi ziyaretçilere bu önemli konuları düşündürüyor. Görsel sanatlar sergisi okulun 2014 yılında açılışından bu yana düzenlenen yıllık bir etkinliğidir. UWC Dilican, Sovyet sonrası alanda kurulan UWC eğitim modeli üzerinde çalışan ilk uluslararası okuldur. Okul kapılarını 2014 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Dilican şehrinde açtı. Şu anda 80'den fazla ülkeden 226 öğrencisi var ve öğretim kadrosu 11 ülkeden 26 öğretmeni içeriyor. UWC Dilican'ı yaratma fikri yatırımcı ve sosyal girişimciler Ruben Vartaryan ve Veronika Zonabend'e ait. Bunu diğer kurucu bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Markaritler adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Egan Gdanin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.